Herkese merhabalar. Maddenin ısı ile etkileşimini yapacağız Tonguç Ali Adım benim. Gerçek... Zor bir konu mu hocam? Hayır. Madde ve endüstri konumuz çok uzun bir ünite Tonguç Ali. Evet hocam ya. Bunu ikiye bölersek ikinci kısmında periyodik tablo elementlerin özelliklerinden sonra aslında maddenin ısı ile etkileşimi dediğimiz yani eskiden ısı ve sıcaklık diye bildiğimiz ünite geliyor. Şimdi bu konuda aslında öğreneceğimiz toplam 6 tane başlığımız var. Bir sürü şey var hocam. Bir kere ilk başta öz ısının ne demek olduğunu öğreneceğiz. Sonra ısı ve öz ısı arasındaki ilişkiyi, ısı ve kütle arasındaki ilişkiyi, sıcaklık ve kütle arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Aynı zamanda da sonrasında da hal değişimleri yani katı sıvı gaz arasında erime, donma, kaynama, buharlaşma falan onlara bakacağız. Ve günlük yaşamda gözlemlenen hal değişimlerini yaparaktan da halden hale girdik ya. Mükemmel bir şekilde öğrenmiş olacağız ve geldik öz ısı nedir? Öz ısı gerçekten de önemli bir kavram. Hakiki ısı. Mesela Tonguç Hocam biliyorsun hani eskiden öğrenmiştik öz kütle diye bir şey vardı. Bu ne demekti? Her madde için farklı farklıydı. Cisimlerin suyun içine batıp batmamasını anlamaya çalıştığımız zaman bunu kullanıyorduk gibi gibi. Cisimlere özel şeyler vardı. İşte bu da ısının cisime özel hali öz ısı dediğimiz şey. Aslında şöyle bir tanım var ki gerçekten sınavlarda çok çıkar bu tanım. Aa. Çünkü tanımlar üzerinden sormayı çok seviyorlar. Bir saf maddenin bir gramının bir santigrat derece bir gramını... sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarına biz öz ısı diyoruz sonuçlar benim. Demek ki çok basit bir şey. 1 gram maddeyi 1 santigrat derece arttırmak için buna ne kadar ısı vermen gerekiyor? İşte buna hiç uzatmıyorsun. Her madde aynı değil mi hocam? Her maddede farklıdır. Mesela suyun 1 gramını 1 derece arttırmak için farklı bir ısı verirsin. Ama civanın bir gramını bir derece arttırmak için farklı bir ısı verirsin. İşte zaten öz ısı maddeler için ayırt edici özelliktir. Buradan geliyor. Yani farklı maddelerde farklı öz ısı oluyor. Mesela örnek bak. Bakırın 0,09 yani bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için 0,09 kalori ısı vermemiz gerekiyor bakıra. Peki cama ne kadarmış? 0,20 kalori ısı. Daha zor ısınıyor o zaman. Aynen. Cam birazcık daha zor ısınıyor. Çok güzel. Gerçekten süper bir örnek verdin. Bak 1 gram su mesela 20 dereceye Tonguç abi. Ben bunu eğer istersem 21 derece yapmak için ne yapmam gerekiyor biliyor musun? Buna aslında öz ısı vermem gerekiyor. Çünkü 1 derece arttırdım 1 gramın sıcaklığını. İşte bu kavramlara aşina olmamız gerekiyor. Mesela örnek olarak Tonguç Alem'e bak bakır cezve cam kaşık. Neden bunları kullanıyoruz? Bakır cezveyi burada kullanıyoruz biliyor musun? Şekil olsun diye. Hayır. Öz ısısı düşük olduğu zaman Tonguç Alem benim sıcaklığı hızlı artıyor. Dolayısıyla içinde bulunan sıvıyı daha hızlı ısıtabiliyor. Fatura daha az gelsin. Hayır hayır. Buradaki sıcaklığı hemen geçiriyor. Ya hemen pişsin diye işte. Hemen pişsin diye. Süper de gitsin. Ama cam kaşıkla niye karıştırıyoruz bunu? Eğer bakırla karıştırsaydık öz ısı düşük olduğu için hemen ısınırdı elimiz yanar. Ah! Ama camla ısıttığımız zaman öz ısı yüksek olduğu için sıcaklığı yavaş artıyor Tonguç Ölen benim. Dolayısıyla elimiz karıştırırken yanmıyor. Burası 100 derece olsa bile hemen sıcaklığı artamadığı için öz ısı yüksek çünkü. Dolayısıyla bizim elimizde yanmıyor diyoruz. İşte bu tarz trikleri öğrenmemiz gerekiyor. Isıyla öz ısı arasındaki ilişkiye bakarsak Tonguç Ölen. Aynı şey. Hayır alakası bile yok. Isı maddeler arasında transfer edilen bir enerji türüydü. Öz ısı ise Tonguç abi bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarı gibi böyle havalı bir tanım var. İlk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan farklı iki maddeye eşit ısı veriyoruz. Bak burası çok önemli. Hatta bunun için sınavlarda LGS sınavında işte farklı sınavlarda falan özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan diye bir kavram kullanır. Eğer sen şöyle bir kavramı gördüysen aslında hayır eşit ısı verildiğini anlatmaya çalışıyor. Niye bir şekil yapıyorlar? Uzatmış ya? Senin kafanı karıştırmak için. Ama senin anlayacağın şey öz ısılar, estriyor ısılar. Uzatma bana ya eşit ısı verilmiştir diye aklına getireceksin. Yapma bana şekil. Tebrik ederim. Öz ısı düşük olan maddede Tonguç abi sıcaklık değişimi çok oluyor. Ama öz ısı yüksek olan madde sıcaklık değişimi daha az oluyor. Mesela demin olarak verdiğimiz gibi sana. Camın öz ısı 0,20 idi. Bakırın 0,09'du. Bunun yüksek olduğundan dolayı bunun sıcaklık değişimi daha az. Bunun sıcaklık değişimi daha fazla. Mesela örnek olarak bir hemen bir madde verelim. Bak 100 gram 10 derecede bir K sıvısı alıyoruz. 100 gram 10 derecede bir L sıvısı alıyoruz. K sıvısının öz ısına 2C diyorum. L sıvısının öz ısına C diyorum. Bu arada çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Öz ısı
küçük C sembolüyle gösterilir Tom Cruise abim. Küçük C'yi gördüğün zaman öz ısı aklına getirmen gerekiyor. Burası önemli bir kavram. Şimdi geldik dedik ki bu deneyde dikkat ettiysen Tom Cruise abim aynı olan şeyleri söyler misin bana? Kütle, kontrol edilen değişkenler aynı olan şeylerdir. İki şeyde aynı olan şeyler nedir? Kütle değil mi Tom Cruise? İkisi 100 gram. Harika. Kütle sıvı miktarda diyebilirsin, fark etmez. Başka ne aynı? X sıcaklığı. X sıcaklığı süper zekin. Kontrol edilen değişkenler süper. Bunları anladık. Peki farklı olan şey ne? Bunun 2C, bunun C. Yani bağımsız değişkenimiz sıvının cinsi aslında. Yani öz ısıları diyebilirsin veya sıvının cinsi de diyebilirsin. İkisi de aynı kapıya çıkar Tonguç Ölenmeyi. Çünkü zaten sıvıların cinsi farklı olunca öz ısıları da birden farklı oluyor. Sonrasında neyi ölçümlüyoruz Allah'ını seversen? Ölçümlediğimiz şey ise ısı miktarı. Bak X sıcakları eşit ve K ve L sıvılarının son sıcakları eşit olması için K sıvısına L'den fazla, daha fazla ısı verilmedi demiş. Eğer sen bunun sıcaklığını 15 derece yapmak istiyorsan ya Tunç Hocam. Evet hocam. 15 derece yapmak istiyorsan buna daha fazla, hatta bunu kapatalım, bunu kapatalım. Bunu 5 dakika ısıtacaksan bunu 10 dakika ısıtmalısın. Bu iki tane olmasın, bir tane olsun. Bunu 5 dakika ısıtıyorsan bunu 10 dakika ısıtmalısın. Çünkü bunun ısı yüksek olduğu için bunun daha uzun süre ısıtılması veya daha fazla ısı verilmesi gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Geldik hemen bir tane yeni nesil, beceri temelli. Bu hani sınavlarda bilgi verip, hani bilgi veriyor bak, dikkat ediyor musun? Bir saf maddenin bir gramını bir açmak gerek olan ısı miktarını öz ısıdır. Tam bunu hem biz biliyorduk. Ama bize yine verdi ki birazcık daha aşina olalım. Hani sınavda panik anını unutmayalım. Yanmaya çalışıyorlar, anlamıyorum. Şekilde verilen eşitlikte levhalar suyun içine bırakılıyor. Tamam, eyvallah. KLM'yi suyun içine bırakmışız. Bu işlem sonrasında KLM levhalarında gözlemlenen sıcaklık ısı değişimi grafikte gibi demiş. Buna göre deney ile ilgili hangileri doğru demiş. Bakar mısın? Dikkat et Tonguç Hanım. K ve M maddesinin sıcaklığı T'den 2T'ye gelmiş. L maddesinin sıcaklığı T'den 3T'ye gelmiş. Aman Allah'ım. Gerçekten de sıcaklığı... L maddesi çabucak ısınıyor. L maddesi, çok güzel bir şey söyledin. Çabuk ısınıyor. Olağanüstü bir yorum kapasitesine ve beceri temelli bir sahipsin gerçekten. Teşekkür ederim. Bu ise yavaş ısınıyor. Bu dediğim şeyler KVM'de yavaş ısınıyor. Ha, bu yorumumuzu yaptık. Tamam, kalsın bir köşede. Bak ne demiş? Eşit kütleli demiş. Tamam, kütleler aynı, o zaman eyvallah, problem yok. İkisi de suyun içine bırak. Üçü de suyun içine bırakıyor. Harika. O zaman hemen bakalım. KVM levhaları aynı cins metalden yapılmıştır. Evet, çünkü aynı sürede aynı şekilde ısınmış. Bu doğru olabilir. Süper zekisin Tonguç Hanım benim. Gerçekten de mantıklı bir şey söylediğine benziyorsun. L'nin öz ısı K'dan küçüktür. Bakalım ben. L'nin, bir kere çabuk ısınan bir maddenin öz ısı gerçekten düşüktür. Bak sana çok önemli bir tüyo vereceğim. Öz ısı yüksekse Tonguç Hanım benim, zor ısınır. Hatta geç ısınır. Hatta zor soğur. Hatta geç soğur. Bak bu kavramlar çok önemli. Her şey zor. Ama öz ısı düşükse, yani azsa, kolay ısınır. Kolay ısınır. Hemen ısınır. Kolay soğur. Hemen soğur diyoruz. Süper zekisin. Gerçekten de süper bir yorum kapasitesine sahipsin. L'nin öz ısı de K'dan küçük. Evet, gerçekten de öz ısı düşük olduğu için zaten hızlı bir şekilde ısınmış diyebiliriz. L levhası K ve M levhalarından daha fazla ısı almıştır. Hayır, dikkat et. İkisinin üçüne de aynı ısı verilmiş. Zaten üçü de aynı sıvıya atılıyor. Dolayısıyla böyle bir bilgiye ulaşamayız. Grafiğe göre her üç maddede Q kadar ısı almış ama sıcaklığı L'nin daha fazla artmış. Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğunu söyleyip beceri temelli sorumluluk süper diksin. Gel ısı kütle ilişkisine. Kütleleri farklı aynı cins maddeden yapılmış isimlerin son sıcaklıklarının eşit olması için kütlesi fazla olan cisme daha acaba nedir? Bakalım hemen. Güzel bak, soru. Bu 500 gram, bu 100 gram. Tonguç Hanım, hangisinde daha fazla su var evladım benim, tebrik ediyorum seni. 500 gramda. Süper zekisin. Peki 20 derece, 20 derece. İkisinde aynı sıcaklık, X sıcaklıklar var. Bak X sıcaklar aynı burada. Kontrol edilen değişkene ilk sıcaklıklar diyebiliriz. Hatta bunu etkileyebiliriz. Sıcaklıklar diyebiliriz. Süper zekisin. Buna bakalım. Şimdi bağımsız değişken nedir Tonguç Hanım benim? Farklı olan şey burada 500 gram, 100 gram. Sıvı miktarı. Harika. Peki neyi ölçüyoruz biz? Aslında ısı miktarını ölçüyoruz. Bakalım. Şimdi
Burada 20 dereceyi ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? 22 derece yapmak istiyorum. Buradaki 20 dereceyi de 22 derece yapmak istiyorum. Peki hangisine daha fazlası vermem gerekiyor? Tabii ki soldakine. Çünkü daha fazlası var. Çünkü daha fazlası var. Kütlesi fazla olan cisme daha fazla ısı verilir. İşte olay bu şahsında. Özdeş ısıcılarla ısılarsa bunlar, eğer aynı tür ısıcılar ısıtırlarsa, o zaman diyeceğiz ki bunu daha fazla ısıtmamız gerekiyor. O yüzden diyorum ki mavi tencere ısıtma süresi kırmızı tencereden, tabii bu kırmızı tam olmamış, hatta şöyle yapalım, birazcık daha kırmızıyla çevirelim bunu. Aynen hocam. Bunu da maviyle çevirelim Tonguç Hocam benim. Kırmızı tencereden daha fazla, daha uzun ısıtılmalı diyoruz. Bravo diyorum ancak sana. Aynen. Süper dikisin. Peki geldik sıcaklık kütle ilişkisine. Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılan aynı maddeden yapılmış cisimle bak. Ne demekti bu? Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılan, o zaman aynısı verilmiş. Aynı uzatmaya şey. Gerek yok. Aynı maddeden yapılmış ne demekti? Öz ısıları aynı demekti aslında. Son sıcaklığını bulalım. Şimdi Tonguç bakar mısın? Bak ilk sıcaklık T1 veya T2 şeklinde de gösterilebiliyor. 10 dereceymiş, 10 dereceymiş. Zeytinyağı var. Zeytinyağı var. Tamam, her şey çok güzel. 100 gram var, 200 gram var. Aa, daha var. Fazla. Ha, o zaman diyorum ki ben bunların eğer özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığını biliyorsam, ya evladım o zaman dikkat et, bu daha büyük olduğu için daha zor ısınacak. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla bunun sıcaklığı, mesela son sıcaklığı 15 dereceye çıktıysa, bunun son sıcaklığı 20 dereceye çıkabilecek. Çok kolayca ısınır. Çünkü kolayca ısınabilecek. Çünkü kütle az olunca bunların nesif daha fazla oluyor, sıcaklık artışları daha fazla oluyor diyebiliriz. Bağımlı değişken burada sıcaklık değişimi. Bak farklı olan şey, ölçtüğümüz şey burada 10 derece arttı, burada 5 derece arttı. Bağımsız değişken, ikisinde farklı olan şey maddenin kütlesi. Kontrol edilen değişken maddenin cinsi, zeytinyağı var ikisinde de. Alınan ısı miktarı da aynı şekilde Tonguç Eren Bey'im. İkisini de özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttığımız için aynı olmak zorundadır diyoruz. Bu tarz bağımlı, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken sınavlara çıkıyor. Buradaki tüyo şu. Kontrol edilen değişken dediğimiz şey hep aynı olan şeylerdir. Aynı zamanda bağımsız değişken dediğimiz şey farklı olan şeylerdir Tonguç Eren Bey'im. Bağımlı değişken dediğimiz şey de ölçülen şeydir. Bu da kulağının küpe olsun diyorum. Geldik yeni nesil bir soruya. Ben küpe takmam hocam. Hayır, saçmalama, onu demek istemiyorum yani. Hani birazcık daha aklına kalsın diyorum. Ha. Şimdi eritme fırınları sanayide metallerin ve özel alaşımların eritilmeleri için kullanılmaktadır. Tam eyvallah. Özdeş eritme fırınlarının içinde bulunan metallere 5 dakika boyunca ısıtma işlemi uygulanıyor. Tamam. Güzel. Zamana bakalım. 0, 1, 2, 3, 4 artıyormuş. Eritme fırını 25 derece. Sonra 50 derece çıkıyor. Sonra 75 derece. Sonra 90 derece. Sonra 100 derece. 120. Bir enteresan mı gidiyor? Anlamadım şimdi. İkinci eritme 25, 75, 100, 125, 150, 100. Bu çok düzenli gidiyor. Hep 25, 25 artıyor. Ama burada bir gariplik var. Bakalım. Buna göre bu işlemler sırasında hazırlanan düzeneklerle hangisi doğruymuştur? Tonguç Eren bakalım. Isıtılma işlemleri sadece hal değişimi görülmemiştir demiş. Tamam, eyvallah. Şimdi 200 gram demir, 200 gram bakır. Şimdi bir kere Tonguç Eren Bey'im, hemen bakalım. Bir kere ikisi de 25 dereceden başlamamış mı Allah'ını seversen? Evet. İkisi de 25 dereceden başladıysa A ve D şıkları zaten otomatikman eleniyor. Neden diyeceksin? Çünkü Tonguç Eren Bey'im, bunlar 35 dereceden başlamış. Görüyor musun? Bak 35 derece patladın. Yani ikisi de 25 olmak zorunda. Peki bakalım, ben 25'ten 50'ye çıkmış. Sonra 75, sonra 90, sonra 100, sonra 120. Yani bu birazcık garip grup gitmiş. Demek ki bunun belli bir süre ısıtıldığında, aslında bak bunun 25'ten ilk sıcaklığı 25, son sıcaklığı 120. Bunun ilk sıcaklığı 25, bunun son sıcaklığı 175. Bak diyor ki bize özdeş eritme fırınların içinde bulunuyor demiş. Ya o zaman aynı ısı verilmiş bu adamlara. Aynı süre 5 dakika ısınmış. O zaman aynı ısı veriyorsun. Bu 95 derece artıyor. Bu ise 150 derece artıyor. Demek ki bunların öz ısıları farklı olması gerekiyor. O zaman ikisi de bakır olamaz çünkü. Bakır. Skandal. İkisinin de öz ısıları aynı olur. Ama bakalım 200 gram...
Ha, olabilir, olabilir. O zaman ne farklı olabilir? Bakalım başka ne farklı olabilir? Kütleleri farklı olabilir Tunçer abi. Ha, bir daha ağır olabilir. Bu daha az ısınmış, bu daha fazla ısınmış. Demek ki Tunçer abi, bu daha kolay ısındığı için bunun kütlesi daha az olabilir, bunun kütlesi daha fazla olabilir. Diyoruz ki o zaman buna bu kütlesi daha az olan, yani ikinci madde 150 derece kütlesi daha az olan, ilk madde ise kütlesi daha fazla olan çünkü daha az ısınmış. Daha zor. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği gerçekten çeldiricilerle dolu yeni nesil bir soruya. Skandal bir soru. Karşı karşıya kaldık ama mücadele ettik ve başardık. Hal değişimlerinde biliyorsun katı, sıvı, gaz. Maddeler arasındaki tanecikler arasındaki boşluk katı, daha sıvı, az olunca katı oluyor. Sıvı birazcık daha fazla. Gazsa düzensiz tamamen birbiri arasındaki mesafe çok fazla diyoruz. Peki Tonguç Hanım, katıdan sıvıya geçiş eğrimi, sıvıdan gaza buharlaşma, gazdan sıvıya yoğuşma veya yoğunlaşma diyebiliriz. Unutma. Sıvıdan katıya geçene donma diyoruz Tonguç Hanım benim. Dondurma da oradan geliyor zaten. Aa. Şimdi bakalım. Şimdi bir madde eğer hal değişimi gerçekleştiriyorsa ısı alsa da verse de hiç fark etmez. Sıcaklığı sabit kalır. Ne zaman peki? Saf madde ise, saf maddelerde hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Bu çok çok önemli bir şey. Ne zaman? Hal değişimi sırasında. Ne mesela ne olabilir hal değişimi sırasında? İşte erime olabilir, buharlaşma olabilir. Şimdi mesela biz tel sıcaklığındaki maddeyi ısıtmaya başladık. Arttı, sıcaklığı arttı. Sonra bir anda bir düzleşti. Neden oldu biliyor musun? Sıcaklık zaman grafiğinde bu düzleşme. İşte bu bölgede hal değişimi var. Demek ki ikinci bölgede bu adam Tonguç Öğren'in benim aslında hal değişimi gerçekleştiriyor. Hangi hal değişimi gerçekleştiriyor? Erime olacak. Neden erime dedim? Buharlaşma demedim. Sıcaklığı artarken erime de olabilir, buharlaşma da olabilir. Çünkü önce bir erimesi lazım. Evet, çünkü ikinci düzlüğü gördüm burada. İkinci düzlük ne olabilir ki erimeden sonra gelen bu düzlük buharlaşma olabilir. Son düzlükte ilerliyor. Tebrik ediyorum. Sonra sıcaklığı yine arttı. Sonrasında yine bir düzlük işte. Demek ki burada da buharlaşma olması gerekiyor. Bravo diyorum sana. Hocam buharlaşma, evet. Buharlaşma diye yazılmıyor mu? Yumuşak yeri yazılmıyor mu? Buharlaşma diye yazılmıyor. Şimdi geldik sonrasında Tonguç Hanım'ın. Birinci bölgede bu madde eridiği için ikinci bölgede ilk başta demek ki bu adam katıydı. Sonrasında erime sırası ne olur biliyor musun? Çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Katıyla sıvının karışımı bir zımbırtı olur. Çok enteresan bir şey hocam. Aynen mesela buzlu su gibi. Buzlu su da mesela aynı şekilde kolanın üzerinde işte ne bileyim böyle içecekten evet. Limonatanın üzerinde duruyor ya. Aynı onun gibi karışım aslında. Geldik üçüncü bölgeye geçtiğimiz zaman ya katıydı. Yasak bölgeye ilerliyoruz hocam. Sonra eridikten sonra ne olur Allah'ını seversen? Tabii ki sıvı olur Tonguç abi. Peki sonra sıvı buharlaştığı sırada ne olur biliyor musun? Sıvı artı gaz haline gelir. Sonrasında Tonguç abi tamamen gaz şeklinde devam eder hayatına, yaşam döngüsüne diyebiliriz. Bu da şunu unutmayalım Tonguç abi. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şu düzlükler var ya, düzlüklerde ortaya çıkan bu 2T ve bu 3T sıcaklıklar, bu 2T'ye biz erime noktası diyoruz. Bu 3T, ya T dediğim şey de temperature, İngilizce'deki T'den geliyor aslında. Ha, temperature'dan geliyor. Aslında T'yi sıcaklık olarak gösteriyoruz ama büyük T olmak zorunda. T, küçük T deyince Tonguç Eren Bey'im, İngilizce'deki zaman, time var ya, o zaman için kullanıyoruz genellikle. T ise bu İngilizce'deki time, ikisi karışmasın diye sıcaklığa büyük T diyoruz. Real bütün derslerde böyle artık. I know. Burada ise Tonguç Eren Bey'im, time'a yani zamanda küçük t diyoruz. Bütün fizikte, ilerideki matematikte hep bunları göreceksin. Hiç merak etme. Dolayısıyla ileride şimdi bunlardan kurtulamayacak mıyım? Hayır, kurtulamıyorsun ne yazık ki. Kaynama noktası ise Tonguç Eren Bey'im, aslında kaynamaya başladığı, yani kaynamanın olduğu sıcaklık, işte bu düzlüğün olduğu yerse 3T'dir diyoruz. Bu da önemli bir özellik. Bunun tabii tam tersi de olabiliyor. Bunun şey de olabiliyor. Hani sıcaklık zaman grafiğinin Tonguç Eren Bey'im, soğuma grafiği de oluyor. Bak bu ısınma grafiği. Bir de soğuma grafiği çizeyim sana. Şöyle işte. Bu sefer buradaki olay ne? Aslında yoğuşma. Buradaki olay ne? Donma diyebiliriz. Bu da özel bir hatırlatma olsun sana. Günlük yaşamda gerçekleşen hal değişimleri çok sınavda çok sorulan günlük yaşamda biz dersi hep kaynatıyoruz hocam. O başka bir şey tabii ki. Mesela Tonguç abi bak. Sudan, buzdan suya geçişe bir olayına ne diyorduk Allah'ını seversen? Erime diyorduk değil mi? Erime. Peki sudan buza geçişe ne diyorduk? Donma diyorduk. Süper zekisin. Peki sudan gaza geçişe, su buharına geçişe aslında buharlaşma diyorduk. Su buharından
süregeç şey ise yoğuşma diyorduk Tonguç Alamay'a. Bir de şöyle bir şey var. Buzdan direkt su buharına geçiş var. Sapıtma. Hayır, saçmalama evladım benim. Süblimleşme diyoruz buna. Aynı şey. Süblimleşme. E su buharından buza geçişe ise kırağılaşma. Nasıl yazıyordun vallahi, enteresan. Hocam gerçekten. Kırağılaş. İlim ve fen için şekilden şekle giriyorsunuz. Kırolaşma evladım, saçmalama. Kırağılaşma diyoruz. Kardeş. Evet, geldik şimdi, bak burada şunu unutmayalım. Burada ısı alan olaylar her zaman, ama her zaman, bak buzdan suya geç, ısı alır. Bir, pat. Sudan su buharına geç, ısı alır. Üç, çat. Ondan sonra buzdan süblimleşme olup su buharına geç. Beş, ısı alır. Ama bunların tam tersi ise, mesela donmada madde ısı verir. Ondan sonra şeyde, yoğuşmada madde ısı verir. Kırağılaşmadan madde ısı verir. Bunları da bilmen gerekiyor Tonguç'um. Geldik mesela örnek olarak çamaşırların kuruması. Nedir Allah'ın söylesen? Buharlaşmadır. Neden diyeceksin? Çünkü çamaşırlar kururken Tonguç'um, üzerlerindeki su, yani sıvı haldeki su havanın etkisiyle, sıcaklığın etkisiyle buharlaşır gider. Yağmurun yağması tabii ki yoğuşma. Havadaki o büyük gaz kütleleri, su buharı kütleleri aşağı sıvı şeklinde düşüyor. Kafamızda pıt pıt ıslatıyor. Pıt pıt. Buzdolabından çıkarılan şeylerin dış yüzeyinin sudan bacaklarına oluşması tabii ki yoğuşma. Çünkü o su şişelerinin üzerindeki, o bardakların üzerindeki o yapışma aslında havadaki su buharının buradaki bardağın içindeki soğuk suyla çarpışaraktan üzerlerinde, aslında bardağın üzerinde soğuk etkisiyle suya dönüşmesi. Kutup bölgünde buzulların sayısının azalması. Tabii ki erime diyoruz. Buzullar eriyor. Buzul sayısı var hocam. Allah korusun, tabii ki öyle bir şey olmasın. Geldik o zaman. Ha, şimdi sana evet. O zaman geçen haftadan ürün sorusu yapalım Tonguç Eren Bey. Asidik ve bazik özellik gösteren maddeleri ayırt etmek için hangi belirteçler kullanılabilir? Tabii ki turnusol kağıdı en önemli belirteç. Bir de fenol fetalein dediğimiz ayrı bir belirteç de vardı Tonguç Eren Bey. Fenol fetalein de kullanabiliyor. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.